Merhaba sevgili dostlar. Bugün Bosch Max 7'yi test moduna alıp sıfırlayacağız. İnternette gördüğünüz tüm videoları unutun arkadaşlar. Çünkü test modu dediğimiz sırayla giden bir şey. Suyu alıp boşalttı. Yok. Suyu alıyor. İşte şimdi kazan dönüyor. Öyle şeyler değil arkadaşlar. Bunun bir sırası vardır. Sıraya göre arıza takibini yapmanız gerekiyor. Arızayı tespit etmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte Bosch Max 7'yi nasıl test moduna alıp sıfırlayacağımıza bakalım. Evet dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi çamaşır makinemizin kapağı kapalı. Biz burada ne yapıyoruz? Şurada Eco Perfect kolay ütüleme ve başta bekle tuşlarına basıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda program tuşunu sol tarafa doğru koyu renkler ve kod bölümüne getiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada 8888 yazısı yazdı. Benim internette izlediğim videolarda çoğu kişi bunu yanlış yapmış. Yani makine bir yerden su alıyor, tekrar boşaltıyor. Onu gösteriyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi deterjan çekmecemizi açalım. Şimdi gördüğünüz gibi deterjan çekmecemiz açık. Ve başta bekle tuşuna bir defa basıyorum. Bakın makine sırayla ne yapacak? Ön yıkama gözünden su alacak. Bekliyoruz. Kapıyı kilitledi. Ön yıkama gözü. Daha sonra ana yıkama gözünden su alacak arkadaşlar. Şimdi buradaki ventili kontrol ediyoruz. Bu ventil sağlam. Şimdi buradaki ventili kontrol edeceğiz. Yani su girişinde bir sıkıntı var mı? Yok buradaki. Şimdi de arkadaşlar yumuşatıcı bölümünden su alacak. Bakın yumuşatıcı bölümünden su geliyor. Yok bu taraftan su aldı. Yok öteki taraftan boşalttı. Bunu kontrol ediyor falan diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Bakın. Yumuşatıcı gözünden şu anda su alıyor. Şimdi buradaki suyu alacak ve makine devam edecek. Evet şimdi pompa adımına geçti. Yani makine 3 ventilden de suyu rahatlıkla alabiliyor. Yani ventil grubundan. Ön yıkama, ana yıkama ve yumuşatıcı bölümünden rahatlıkla suyu alabiliyor. Şu anda pompayı çalıştırdı. Bir suyu boşalttı. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Tekrar su almaya başladı. Bakın ne yapacak makine. Yani öyle yok şuna getireyim, yok durulamaya getireyim, şu tuşa basılı tutayım falan diye bir şey yok dostlarım. Gördüğünüz gibi buradaki işlemi uygulayabilirsiniz. Diğer boş makinelerde de çoğu modelde aynıdır. Bakabilirsiniz. Bazılarında pamuklu ön yıkamada, pamuklu 60'ta geçer test programına. Fakat bu makine için bu şekilde. Böyle denk geldikçe size kaliteli ve düzgün doğru videolar çekmeye devam edeceğiz. Şimdi makinemiz suyu alıyor bakın. 7 kilo binde bir makine. Bosch Max 7. Bakın arkadaşlar şimdi kazanı sol tarafa doğru çeviriyor. Şimdi makine suyunu aldı. Yani kazanın sola dönüş, yani motorunun, yıkama motorunun sola dönüş kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığına bakıyor. Bakın üst tarafta da devir ekranda görüyorsunuz. Durdurdu. Bakın arkadaşlar devri bakın. Üst tarafta devir yazıyor. 50 devirde. Tekrar sağ tarafa doğru bu sefer makine kendini test ediyor. Diyor ki sağ tarafa dönüşte de bir sıkıntı yok. Ben buradan motorun sağlam olduğunu, su girişlerinin ve pompanın sağlam olduğunu anladım. Makine bu arada arkadaşlar bunu böyle yapmasının sebebi ısıtmayı da kontrol etmek. Sağa sola doğru çeviriyor aynı zamanda yıkamayı kontrol ederken belli milimetre kadar da ısıtacak ki rezistansın sağlamlığını kontrol etsin. Yani bu çok uzun sürdü hadi devam edelim bitti zaten demeyin. Bunu beklemek zorundasınız. Şu anda çamaşır makinesi ısıtmaya başladı arkadaşlar. Kazana şöyle dokunduğumuzda elimizde hafiften sıcaklığın geldiğini fark ediyoruz. Belli bir dereceye gelince çamaşır makinesi otomatik olarak programı ilerletecek. Hiçbir işlem yapmıyoruz ve bekliyoruz. Isıyı kontrol ediyor sürekli. Ekranda gördüğünüz 50 arkadaşlar devir sayısı. 50 devirde döndürüyor. Bu aynı zamanda evet şu anda ısıyı gördü. Ve ısının
yeterli seviyeye geldiğini anladıktan sonra suyu boşaltmaya geçti. Şimdi de sıkma modüllerini kontrol ediyor arkadaşlar. Bakın 80 devir, 90 devir. Şu anda çamaşır makinesi sol tarafa doğru dönüyor. Hem deviri gösteriyor hem de şöyle yaparsak daha net görebilirsiniz. 100 devri kontrol ediyor. Şu anda 100 devir de sola doğru dönüyor. Evet. ...300 devri test ediyoruz. Bu devirler arkadaşlar genelde durulama bölümlerinde devreye giriyor. Yani çamaşır makinesi suyu alıyor. Çamaşırın üzerindeki deterjanı atmak için 300 devirlerde... ...yani küçük devirlerde sıkmalar yapıyor. Daha sonra en sonda yani son 6 dakikalık kısımda yani... ...son 6 dakikalık kısımda... ...tam 1000 devire kadar çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş devir alıyoruz. ...550 devir. 580. 580. Burada arkadaşlar takobobinin bu devir sayısını biz şu anda takobobinden görüyoruz. Yani motorun arka kısmında olan bir bobin ve mıknatıs sisteminden kaynaklı bu. Mıknatıs bu bobinin ortasında dönüyor ve beyne sürekli kaç devirde olduğunu söylüyor. Otomatik olarak anakart, yani bu anakart size ekranda bunu gösterebiliyor. Yani şu anda 830 devirde mıknatıs bobinin ortasında dönüyor ve makinenin beynine bunu bildiriyor. Şu anda sıkma adımını da kontrol ediyoruz. 950. Bakalım maksimum kaç devre kadar çıkacak? 1000. Makinamız da zaten 1000 devirdi. Sıkmayı test ediyoruz. Evet. Tekrar su alıyoruz. Bakalım nereden su alıyor. Yine ön yıkama gözünden suyumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada su seviyesi bayağı yükseldi. Peki neden makine sıkma işlemleri, yıkama işlemleri ve bitirme işlemlerinin hepsini yaptıktan sonra niye bu kadar su alıyor? Arkadaşlar bu işlem çamaşır makinesinin üretildikten sonra sızdırmazlık testi için kullanılıyor. Ve makine bu adımda neredeyse kapağın üstüne gelecek kadar su alıyor. Ve sızdırmazlığı kontrol ediyor arkadaşlar. Yani makine niye bu kadar su aldı ya, çok su aldı falan demenize gerek yok. Burada sızdırmazlık kontrolü için fabrika bandından çıkarken test modunda aynen bu şekilde arkadaşlar sızdırmazlık kontrolü yapılıyor. Çünkü buraya kadar su almalı ki şu alt kısımdan akıtma falan oluyor mu ön tarafa? Yan taraflarda bir şey var mı? Bakın şu anda suyu aldı ve bekliyor. Sızdırmazlık kontrolündeyiz. Gördüğünüz gibi kapağın alt kısmına kadar su dolu arkadaşlar. Yani şu çizgiye kadar dolu. Burada sızdırmazlık kontrolü yapıyoruz. Alt pompada, pompa bağlantısında su seviye, şalteri çıkışında herhangi bir sıkıntı varsa uzun süre su aldırıyor ki işte üst taraftan deterjan çekmecesinin altından gelen kazana bağlanan hortumlarda vesaire bir sıkıntı varsa buradan fabrika bandında kontrolleri yapılıyor ve makineyi
satış için hazır hale geliyor ve paketlenmeye gidiyor. Başta beklet tuşuna bir defa daha basıyoruz. Daha sonra çamaşır makinemiz biraz daha su aldı arkadaşlar. Ve artık ilk su testini bitirdik. Sonra tekrar üzerine su aldı. Başta beklet tuşuna bir defa bastık. Suyunu aldı. Ve şimdi de suyu boşaltıp test adımını tamamlıyoruz dostlarım. Suyu boşaltıyor. İçinde bayağı su olduğu için biraz su boşaltması uzun sürecek. Bu işlem arkadaşlar yaklaşık 20 dakika sürüyor. Yani bu program resetleme olayı, test modu. Onun için siz ona göre, yani videonun kısalarına bakmayın. Ben sizin için özel olarak bunları bazı yerleri hızlandırıp bazı yerleri kestim. Beklemeyin diye. Siz acele etmeden yavaş yavaş bu işlemleri yapabilirsiniz. Daha sonra da çamaşır makinamızı iptal tuşuna getiriyoruz ve tekrar program verdiğimizde çamaşır makinamız kaldığı yerden işlemlerine devam ediyor dostlarım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.